Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Anker'in Soundcore Liberty Air isimli kulak içi kulaklığı test ediyoruz. Kulaklıkla ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. Beni sosyal medyada takip ediyorsanız son dönemde kullandığım ürünlerden bir tanesi de şu kutusunu görmüş olduğunuz Anker'in Sound Liberty Air kulaklığıydı. Farklı kulaklık tipleri var günümüzde. Kulak üstü var, kulak içi var, kulağın içine tamamen girenleri var. Anker'in Liberty Air modeli, Soundcore ailesinin Liberty Air modeli ise AirPods benzeri. Şöyle göstermiş olayım. Detaylardan da falan da koyacağım bunu. Böyle kulak içine, kulağa takılan, takıldığı zaman da bir parça böyle aşağı doğru uzantısı olan kulaklık türlerine güzel bir örnek. Şimdi iki adet var tabii ki haliyle ve doğal olarak bu şekilde çıkarttığımız zaman iki kulaklığımız bu şekilde duruyor. Ve bu özel kılıfında da özel kılıfına koyduğumuz zaman da şöyle koyduk. Şöyle hemen ekrandan da size göstermiş olayım. Şöyle netliğimizi yapalım. Hatta şöyle yapalım daha net olacak. Bu kutu üzerinden de aynı zamanda şarj işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. İsterseniz genel özelliklerine bir hızlıca bir bakalım. Daha sonra görünümle ve ses kalitesiyle devam edeceğiz videomuza. Anker Soundcore Liberty Air Bluetooth 5.0 destekli bir kulaklık. Üzerinde dual mikrofon yani ikili bir mikrofon bulunuyor. Gürültü engelleme özelliği mevcut. Tek şarj ile 5 saate kadar kullanım süresi, şarj kutusuyla beraber de 20 saate kadar kullanım sunuyor. Stereo sesli görüşme yapmanızı sağlıyor ve IPX5 standartlarında suya ve teye dayanıklı bir ürün. Beyaz ve siyah renk seçeneği var. iOS ve Android uyumlu olduğunu da belirtmiş olayım. Aynı zamanda kulaklığın hoparlör tarafındaki sesi aktaran parçalarında grafen adı verilen özel bir malzeme kullanılmış. Biliyorsunuz son yıllarda popüler olan bir malzeme bu grafen. Çok dayanıklı ama çok ince şekilde üretilebilen özel bir malzeme. Bu malzeme sayesinde çeşitli işte materyaller, çeşitli ürünler üretilebiliyor. Aynı zamanda hoparlörlerin içindeki o küçük hoparlör parçacıklarının bir kısmı da yine grafenden üretiliyor. Soundcore Liberty Air'da da böyle bir teknoloji bulunuyor. Şimdi kullanım nasıl? İlk önce ondan başlayayım. Bluetooth teknolojisine bağlanıyor. Az önce söyledik. Bluetooth 5.0 en son teknolojilerden bir tanesi. Bluetooth 5.0 olması önemli bir ayrıntı. Biliyorsunuz Bluetooth 5.0 önceki sürümlere göre daha az enerji harcayan bir Bluetooth bağlantısı. Bu da cihazın pil ömrüne yansıyor. 5 saate kadar diyorlar. Ben yaptığım denemelerde böyle bayağı uzun süreler kullandım. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu çıkarttığınız zaman çıkarttınız, taktınız kulağınıza. Tamam kullanıyorsunuz. Tekrar yerine koymanız gerekiyor. Zaten bunu koyunca bu aynı zamanda bir şarj cihazı. Şöyle üzerinde 3 adet LED lamba bulunuyor. Üzerinde bunun bir pil bulunuyor. Bu pil üzerinden aynı zamanda kulaklıklarda kontak yuvaları var. Kulaklıkların üzerinde şarj oluyor. Bu kutu ben şöyle söyleyeyim yaklaşık olarak 3 hafta kullandım. 3 hafta boyunca pili bitmedi bu kutunun. Tabi doğal olarak kulaklıkların da bitmedi. Çünkü kulaklıkları haricen çıkartıp şöyle kenarda tutmadığınız için bunun yuvasına koyduğunuz için burayı şarj etmiş oluyor. Çok uzun süre kullanıyorsunuz. Yani 3 haftada ben anca bitirebildim ki ortalama günde yarım saat kullanıyorum diye tahmin ediyorum. Ortalamada bazen 2 saat kullandığım oluyor. Bazen 2-3 gün kullanmadığım oluyordu. 3 hafta gidiyor çok rahat bir şekilde. Ben şeyini çok beğendim. Şimdi ben de daha önce başka bir markanın Jabra'nın kulaklığı vardı. Böyle kablolu. Kablolu ama yani iki ucunu düşünün şunun kablosu olduğunu. Boynumu asarak kullanıyordum onu. O da Bluetooth bir kulaklıktı. Ama onun şarjı bitince işte fiziksel olarak bir işte yuvası vardı. Oraya takıp şarj etmeniz gerekiyor. Bu da sokaktasınız veya unuttuğunuz şarj etmeyi çok sıkıntı oluyordu. Bu ürünle beraber böyle bir sıkıntınız kalmıyor. Peki bu nasıl şarj oluyor onu söyleyeyim. Alt kısmında şöyle ekranda göstereyim. Birazdan detaylarda da veririm bunu. Alt kısmında bir tane micro USB bağlantısı var. Kutusundan çıkan kablosu var veya işte kendi USB mutlaka micro USB kablonuz vardır. O kabloyla bu kutuyu da şarj ediyorsunuz. Güzel bir teknoloji bu. Ben bunu çok beğendim. Yani pili bitmemesi hoşuma gitti. Çünkü
öbür Bluetooth kulaklıkta yaşadığım en büyük sorun oydu. Unutuyorsunuz, yanınızda olmuyor kablo veya şarj etmeyin durumunuz yok. Pratik bir şekilde hallediyorsunuz. Sosyal medyada sizlere sordum. Dedim ki bu cihazı merak ettiğiniz ne gibi özellikleri var, ne gibi sıkıntıları var sizce diye. Sizden de birçok yanıt geldi. Bu yanıtları toparladım ve şimdi bu videoda bu hem soruların yanıtını vereceğim hem de kendi deneyimlerimi size aktaracağım. Şimdi sesi dışarıya veriyor mu diye soran olmuştu. Sesi dışarıya vermiyor arkadaşlar. Kulaklık, yani bu kulak üstü kulaklıklar gibi olmadığı için sesi sonuna kadar da açsanız dışarı vermiyor. Yani çok fazla vermiyor en azından. Hani böyle bangır bangır duyulmuyor. Çünkü bazen insanlar rahatsız olabiliyor, özellikle toplu taşımada. Bu kulaklıkta böyle bir sorun yok. Ses izolasyonu nasıl? Onu da soran oldu. Şimdi bu üründe bir aktif noise cancelling özelliği yok. Yani aktif gürültü engelleme özelliği bulunmuyor. Yani normal bir kulaklık nasıl kulağınıza girir ve ne kadar size bir şey sağlarsa, ses izolasyonu sağlarsa bu da o kadar sağlıyor. Yani öyle inanılmaz ahım şahım bir olayı yok. Açık söylemek gerekirse. Bu arada kulak pedlerini değiştirebiliyorsunuz. Kutusundan çıkıyor. Çeşitli farklı boyutlarda kulak pedleri var. Onları değiştirebilirsiniz isterseniz. Kulağınız büyüktür, küçüktür. Ben o çıkmış halini kullanıyorum ama isterseniz değiştirip de kullanabiliyorsunuz. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Planını sormuştunuz. Yine sosyal medyada onu zaten söyledim. Dediğim gibi 5 saate kadar gidiyor. Bu doğru bir rakam. 20 saate kadar da kutunun şarjı sürüyor. Yani 20 saatlik bir şarj süresi var. Kutusundan ne yaptığınız şarjlarda cihazı 20 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay olmuş. Şimdi ses kalitesini merak edenler var. Şimdi tabii bunu size aktarmam çok zor belki ama ses kalitesi dengeli bir ses kalitesi var. Çok tiz değil, çok bas da değil. Ortalama bir ses kalitesini sunuyor size. Yani kalite anlamında bir ortalama bir ses kalitesini sunuyor. Ama şey konusunda böyle hassasiyet konusunda eğer hassassanız sese ben beğendiğimi söyleyebilirim. Yani kendi adıma ben beğendim. Tabii ki bir hani çok pahalı bir kulak üstü kulaklık kadar ses kalitesi yok ama kendi boyutlarına göre ben çok başarılı buldum. Bunda muhtemelen grafen kullanılan o kullanılan grafen malzemenin de etkisi vardır diye tahmin ediyorum. Ben ses kalitesini filmlerde ve müziklerde gayet başarılı buldum. Telefon görüşmelerine bir tık sıkıntılı. Şimdi sosyal medyada bu ürünü arattırdığınız zaman muhtemelen o yorumlara siz denk geleceksiniz. İnsanlar genelde hani görüşmelerde biraz sıkıntılı olduğunu söylüyor. Gürültü engelleme özelliği var. Yani bu noise cancelling'den bahsetmiyorum yalnız. O tarz bir gürültü engellemeden değil. Konuşma sırasında yani telefon görüşmesi yaptığınız zaman bir gürültü engelleme özelliği var. Fakat çok başarılı çalışmıyor zaman zaman. Ben onu gördüm. Ve kulak kulağınızdayken mesela şöyle takayım ben diye kulağıma. Şöyle taktım. Şu şekilde konuşma yapmaya kalktığınız zaman mesela bir parça sıkıntılı. Yani ses, şimdi kulaklık burada, ağız buradan konuşuyorsunuz. Biraz sorun oluyor. Ben şöyle bir çözüm buldum ona. Şöyle hafif, çok yakını getirirseniz de o ses de patlıyor. Şu mesafede 30 santim falan tutarsanız sıkıntı yok. Ama tabii bu pratik bir şey mi? Yani böyle bir kulaklığı alıp niye ben öyle kullanayım? O ayrı bir konu. Bunun bir parça geliştirilmesi lazım. Özellikle gürültülü yerlerde sıkıntılı. Yani sessiz ortamlarda belki çok sorun olmayabilir ama gürültülü yerlerde bu sesin boğuk gelmesi ve benzer sorunları var. Bence Anker bu tarafa birazcık el atmalı. Ama hani normal böyle gürültü olmayan bir yerde çalışıyoruz, konuşuyorsanız veya sessiz bir ortamdaysanız çok büyük bir problem olmadığını belirtmiş olayım. Bluetooth görüşmelerinde yani telefonla yaptığınız görüşmede. Bu arada telefonu bir kez eşleştirdikten sonra kutusundan çıkar çıkarmaz telefonunuz yakınınızdaysa yani Bluetooth mesafesindeyse otomatik olarak eşleşiyor. Bir daha böyle hani tekrar eşleştirmeye gerek kalmıyor. Merak edenler için onu da söyleyeyim. Tek kullanabiliyorsunuz. Yani bir kulaklığı aldınız taktınız. Tek bir tanesini kullanabiliyorsunuz. Hani bu tarafı açık kalsın. Belki bir iş yaparken dışarıdan gelen sesleri de duymak istiyorum derseniz. Hani daha iyi duymak istiyorum. Daha zaten duyuyorsunuz ama daha iyi duymak istiyorum derseniz böyle tek olarak da kullanabiliyorsunuz. Ama tabii müzik falan dinlerken tek olmaz. O da ayrı bir konu. Öte yandan biliyorsunuz Çinli birçok markanın da bu tarz ürünleri var. Ucuzu var, pahalısı var. Farklı özelliklere sahip olanları var. Kaba olanı var, daha şık olanı var vesaire var. Anker'in kalitesini ben çok beğendim. Yani malzeme kalitesi çok sıkıntılı değil. Gayet başarılı bir malzeme kalitesi var. Hani böyle işte çapak yok. Şu kutuda mesela rahat bir şekilde açılıyor, kapanıyor. Bir mıknatıslı bir mekanizma var. Hafiften hissediyorsunuz bunu açarken, kaparken. Herhangi bir sıkıntı olmadan rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu manada gayet başarılı. Kulaklıkların kendi kalitesi de çok başarılı. Yani yumuşak bir tasarımı var. Yani köşeleri yuvarlatılmış bir tasarım anlayışı var. Bütün kulaklığın her tarafında ve malzeme kalitesi de gayet sıkı bir şekilde oturmuş.
Öte yandan kulaklıkların yüzeyine dokunduğunuzda belli fonksiyonlar da çalıştırabiliyorsunuz. Sol tarafta bu Google Asistan'ı açarken sağ tarafta da filmi durdurma veya müziği durdurma gibi opsiyonları kullanıyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Biliyorsunuz bu tarz Bluetooth kulaklıklarda böyle özellikler yer alıyor. Bu dokunmatik yüzeyle bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani sağ kulağınıza bir kere dokunduğunuzda müzik duruyor veya bir kere daha dokunsanız çalmaya başlıyor. Gelelim Anker Soundcore Liberty Air'in fiyatına. Biz bu testi yaptığımız Mayıs ayının son günlerinde yapıyoruz. Bu incelemeyi çektik. Fiyatı 499 TL civarındaydı. Çeşitli kampanyalarla daha ucuza veya daha pahalı rakamlara da alabilirsiniz. O yüzden fiyat konusunda çok keskin konuşamıyoruz. Ama bence kalite olarak baktığımızda, sunduğu özellikler ve fonksiyonlarına baktığımızda fiyatın makul olduğunu söyleyebilirim. Yani uygun fiyatlı bir AirPods çözümü olmuş. Ben fiyatının makul olduğunu düşünüyorum. Ama elbette çok daha ucuza olan çözümler de var. Kulağın içine tamamen giren işte farklı markaların Meizu'nun falan kulaklıkları var. Benzer ürünler biliyorsunuz Xiaomi'de de var. Onlara da belki bakılabilir. Fiyatları 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynı. Hatta Samsung'un bile direkt kulağın içine giren bir modeli de var bu arada. Bu şekilde değil ama kulağın içine giderek kullanılıyor. İşte Buds dediğimiz. Hatta o bize teste geldi. Onu da kutu açılımını da yapmıştık. Şimdi yukarıdan onu da kutulardan size sunarım. Farklı çözümler var. Pahalısı da var, ucuzu da var ama ben sundukları açısından değerlendirdiğimde fiyatının makul olduğunu söyleyebiliyorum. Peki Anker Soundcore Liberty Air'in nesini beğendim? Birinci olarak pil ömrünü çok beğendim. Bitmeyen bir pil yapmışlar. Uzun saatler kullanabiliyorsunuz. Bittiği zaman kutusuna koyduğunuz zaman yine kullanmaya devam ediyorsunuz. Ben bu tarafını çok beğendiğimi söyleyebilirim. İkinci özellik malzeme kalitesi çok güzel. Yani kutusunun kalitesinden tutun da kutu içeriğinden tutun, işte malzemenin kalitesini, kutunun kalitesine kadar ince bir işçilik yapılmış, güzel bir malzeme kullanılmış. Bu da hoşuma gitti. Yani böyle çok pahalı markalardan bir farkı yok, onu söyleyebilirim. Üçüncüsü de kolay kullanım. Bir kere eşleştiriyorsunuz telefonunuzda Bluetooth olarak, Bluetooth üzerinden. Ondan sonra bir daha eşleştirmenize gerek yok. Kulaklığı tak çıkarttığınız anda otomatik olarak eşleşiyor. Gayet hızlı bir şekilde hemen kullanmaya başlıyorsunuz. Beğenmediğimiz yönü, telefon görüşmelerinde özellikle gürültülü mekanlardaki ses kalitesi yeterli değil. Bunun biraz daha geliştirilmesi lazım. Anker bizi burada duysun. Bir sonraki modelde bunu bence birazcık daha geliştirsin derim. Bunu çözerse zaten 10 numaracı bir cihaz olacağını düşünüyorum. Anker Soundcore Liberty Air incelememizin sonuna geldik. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz, anlatmayı unuttuğumuz veya gözümüzden kaçan ya da şöyle bir özelliği de var, bundan bahsetmediniz dediğiniz bir özellik varsa bu videonun altına yorum olarak yazın. Hem biz de öğrenmiş olalım hem de videomuzu izleyen diğer kullanıcılar da en azından bilgilenmiş olur. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye düşünüyorum. Değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.